papillomavirüs, kısaltması HPV nedir ve nasıl bulaşır sorusuna cevap vererek başlamak istiyorum. HPV cinsel yolla bulaşan hem kadın hem erkekte genital ve anal bölgede ve ayrıca ağız ve yutak bölgesinde hastalık yapan viral bir patojendir. 100'den fazla tipi vardır fakat yaklaşık 40 civarı genital bölgede viral enfeksiyon hali oluşturmaktadır. Peki HPV enfeksiyonu nerede hastalık yapar? Rahim ağzında anormal hücresel değişiklikler ve bunların ilerlemesiyle rahim ağzı kanserine kadar ilerleyici bir durum söz konusudur. Bunun yanında genital sihirlere sebep olabilir. Yine anal bölgede, ağız ve yutak bölgesinde ve penis kanserlerinde de etkili bir patojendir. Peki HPV enfeksiyonundan korunma var mıdır? Vardır. En etkili koruma yöntemi aşılamadır. Aşılamada temel olarak HPV'nin tiplerine yönelik bir uygulama vardır. 3 tip aşı mevcuttur dünyada. Aşılama nasıl yapılmalı ve ne zaman başlamalıdır sorusuna cevap verecek olursak. İdeal aşılama yaşı, başlama yaşı 11 ve 12 yaş arasıdır. Neden? Çünkü bu yaş grubunda hem cinsel aktivitenin olmaması ve en yüksek koruyuculuğun yani antikor oluşumunun olduğu yaş grubu bu gruptur. Ve 2 doz yeterlidir. İlk dozdan 6 ve 12 ay sonra ikinci doz aşı önerilmektedir. Genel olarak baktığımızda şöyle bir uygulama vardır. 15 yaş altında 2 doz aşı yeterlidir. Yine ilk doz ve ikinci dozda ilk dozdan 6 ve 12 ay sonra yapılması yeterlidir. 15 ve 26 yaş arası grupta da ise 3 doz aşı öneriliyor. İlk dozdan 1-2 ay sonra ikinci doz aşı. Yine ilk dozdan 6 ve 12 ay sonra da 3. doz aşı önerilmektedir. Bunun yanında 26 ve 45 yaş arası gruba da yine HIV'in HPV aşısı önerilebilir. Rahim ağzı kanserinden, genital sihirlerden korunmak için aşı yapılan olgular nasıl takip edilmelidir? Biliyorsunuz ki tüm dünyada bir serviks kanseri tarama programı tüm dünyada uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu mevcuttur. Aşılansa bile her bayan rahim ağzı kanser taramasına mutlaka gelmelidir. Tarama 21 yaşından önce yapmıyoruz. 21 yaşından itibaren taramaya başlıyoruz. Taramada iki yöntemimiz var. Sadece simir yani rahim ağzından, serviksten sürüntü yapılarak yapılan tarama. Bu 3 yılda bir yapılıyor. Diğer bir tarama yöntemi de ideali bu aslında. Hem simir hem de HPV testiyle birlikte yapılan ve bunun taraması da 5 yılda bir yapılıyor. Tarama 65 yaşına kadar yapıyoruz. Düzenli taraması olan rahim ağzında anormal hücresel değişikliklerin olmadığı ve bir problemi olmayan olgularda 65 yaşından sonra tarama programından çıkarıyoruz. Aşının yan etkileri var mıdır? Vardır fakat çok gelip geçeceğin etkilerdir. Aşı yerinde hafif kızarıklık, yanma olabilir. Bir de 10-15 dakika süren hafif baş dönmesi, yorgunluk hali yapabilir. Onun dışında aşılar oldukça güvenlidir ve ciddi bir yan etkisi yoktur. Rahim ağzına yerleşmiş olan yüksek riskli HPV tipleri herhangi bir belirti vermeyebilir. O yüzden mutlaka rahim ağzı tarama programlarına düzenli bir şekilde gelinmesini, burada önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tekrar ifade edeyim, rahim ağzına yerleşmiş bir yüksek riskli bir HPV tipi hemen bir anda, 1-2 yıl içinde rahim ağzı kanseri yapmaz. Bu bir süreçtir. Yani bir anda rahim ağzı kanseri olunmaz.